her direğe yapıyor. Niye yapıyor biliyoruz da. Neden? Yolunu kaybetmesin diye. Evet, kokusunu mu? Ha. Şey, kokusunu bırakıyor. Ve tık bırakıyor gidiyor. Böyle gel işte o duruya, oraya, buraya. İki tane 44 tane vardı da. Onun için merak ediyordum. Ben bunları çiziyorum. Şey, meğerse o kaybolmamak için gittiği her yere şey yaparmış. Yol bayağı genişlemiş ya. Evet, çok güzel oldu. Eskiden çıkıyor muydunuz Boztepe'ye? Tabii. Korkar, ha böyle bir şeydi. Evet, bu kadar dövüldü. Şuradan az genişlemiş galiba. Her şey güzel oluyor da işte. Biraz sabır lazım. Etsek, etmesek de ömrümüz geçti. Sabır dinleye dinleye. İhtiyaçlarınız da gelişti. Senin çocukluğunda benimkini hatırlasana. Ne vardı ki? Oyuncak araba vardı. Tahtadan, tahtadan ya. Kara lastiğin topuğundan teker yapıyorlar. Kuş lastiği için serum o şeylerini ne kadar büyük bir şey olarak karşılıyorduk. Rahmetli abimiz orada çocukluğunda burada orada kapatıcı yana çalışıyordu. Ona yalvarıyordum. İlla bana şey getirdi. Serum lastiği. Değil mi? Eskiden araba alacağız diye yıllarca uğraş. Nereden bileydik abi öyle şeyler? Plantrolerci film vardı. Dağ depe çıkardım ama usta yok ki. Mecburen şey, bizim cipçi Ahmet şu bu. Hatta Arslan'ı biliyor. Şey değil mi? O çipçidir. Evet. Yani daha doğrusu parçacı, alt bakım bilmem ne. Hem ustadır yani. Zaten daha ustalığa ihtiyaç yok ki. Yani. Şimdi söktük. Söküp tak eder. Başka bir şey yok. Ama öyle de olması lazım ya. Testerelerinde bir çekiş, bir şey, kaportajlar düzelte şey yapıyorlar. He ya. Çelik macun çıktı sonra. Neler yaşadık ya. Ama şimdi çelik macun, araba orijinal diyorlar. İçinde parmak el kadarında çelik macun çıkıyor. Hadi ya, o kadar. Duvarları az geriye çekip de olmaz. Bir fındık dalı bile vermiyor millet seri gelir. Yani yola eğlen dalı bile kesmiyor. Yani biz köylere çok gidiyoruz da. Hiç olmazsa yok, zaten belediye gelince alıyor yarısını, %30'unu, 40'ını. O zaman da kepçenin önüne yatıyor bizim milletimiz. Biraz geri çektim. Şimdi arabalar zor geçiyor. Ben Ağaçtepe'li. Şu tel burada ya. Ben çektim şeye, ocağın dibine. Vay, lagada yer gitti de zayi ettin de. Lan tapusu sende ya. Lanet, tapu sende ya. Bir şey olmadı. Zaten belediye gelince alacak. Merak etme, %30'unu, %35'ini. Devlete güvenmediğinden hiçbir şey veresi gelmiyor. Halbuki vergisin, yaparsın. Hayır yeter, hayır. Tabii ya. Bir
Hayırlı yolun hayırlı yetersiniz. Ama dediğim gibi bizim millet dalı bile kesmiyor. Sahil ya. Ama İstanbul'a giderken anlatıyorlar geri geldiklerinde. Bir yol yapmışlar, bir yol yapmışlar. Kardeşim sana da yapılıyor yol ama vermiyorsun işte. Adamı var 20 dönüm bahçesi yol kıyısında. Gideceği 100 metre yer. O 100 metre yeri vermek istemiyor. Abi bizim köyümüz Ulubey Neymir köyünden oldu. Abi Karadeniz Akdeniz yolu açıldı ya. O yol bizim köyden geçti. Ya dönümü 7-8 milyar etmeyen yerler. Değil mi? Yol geldi. Yol geldi 30-40 milyar yapıyor şimdi. Ya. Zaten parasını aldım. 30 milyardan parasını verdiler. 28 milyardan. Onu bile kabul etmedim bile. Gerçi ben ama vurmadı hiç. De adam 28 milyardan şey verdiler. Kamulaştırma yaptılar. Onu bile kabul etmediler. Mahkemeye verenler oldu. Ama mahkemeye verenler şu anda hala devam ediyor. Parasını alamadı. O 28 milyardan parasını alan oradan ev aldı, köye ev yaptırdı. Aa. Kim kardeşim değil? Tabii canım her şeyin bir şeyi var ya. Adam. Şey de öyle. Organize sanayi yapılan yer o. Karaağaçlar, Beymir, Güzelürt'ün arası var ya. Evet. Orada Güzelürt'ten şeyi vardı bizim. Muhtar vardı bir tane. Bağcamcı'da. Geçen yıl 300 bin lira satmamış yeri, satıyormuş yerini. O kara ağaçta bir 36 dönüm yeri varmış. 300 bin liraya veriyormuş. Kimse almamış. Bu sene 1,5 trilyona verdi. Ama orası açılırsa çok önemli bir iş olacak. Tabii canım. Ya bizim köyümüz daha çok değerlenecek o zaman. Yok, hem yol geçti hem... Bu ne bu binalar arkadaş ya? Ulan buraya ruhsat verenin vicdanı var mı ya? Garipler yattı tabi. Şuraya bak ya. Şehrin görüntüsünü komple kapatmışlar ya. Evet ya. Şimdi bedelsiz yola terk yapılacak mı yani? Şuraya bak ya. Affettiler ya. Bizim çocukluğumuzda ne güzeldi şey. Camiden yukarısı Boztepe'ye çılga yoldu. Ta aşağıdan gelmiyordu o zaman. O çılga yoldan giderdim, giderdim araçla diyeyle. Hani fındık almak için öyle yollar açıyor. Ev yakından yere bakıyor. Dere yatağı arkadaşlar. Becerip gitmiştim. Şey yapacaktı. İçme eğlence alanları yapacak orada. Yemek içme mekanları. Şey ne kadar Thank you.
Sofya'da da taşınmış. Hocam, bir sıkıntı yok. Belki bize de işte benim de bir problem olsa diyecektim sana sen biliyorum nasıl sabır yapmışsın. İyi ki veriyorum parasını ya. Şimdi okuyacağım bir şey yapmıyorum. Veremez miyim? Ben de şey böyle kiraya veriyorum. Ama ben de bana para veriyorum. Tabii. Şimdi ama yetim olur mu? Ben de bak bir kere oldu. O da biraz dinmeye geçiyor. Şimdi bir de bana belediyeye mi bağlı? Kiralık araçları. Belediyenin kiralık araçları. Tamam. Yani onun altında çalışıyor. Satın mı alacağım? Nevzat Bey. Ha?